Başkası yoktur. Başkası niyeti bu. Çok teşekkür ederim. Bu yani çok iyi. Belaç sen. Aslanım bir aydır bir defa. Bu patlar öyle bir defa. Şuraya gelin bak. Ya bu ya. Gel gel. Hiç bir şey. Sen de gel. 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 Çok sağ olun. Medyada yokuz ama halkın içinde varız. Milletin içinde varız. İnşallah. Olsun, önemli değil. Medyada olup olmamak o kadar önemli değil. Yukarıdan aşağıya doğru organize olarak, yukarıda bir takım yerlerle pazarlık yaparak medyaya giren ve sonra da iktidar olanların halini gördük. Onlar ortadalar. Yukarıdan millete dayatılmış olan liderlerle, yukarıdan millete dayatılmış kadrolarla Türkiye'nin geldiği yer ortada. Öyleyse başka bir yoldan gelmek gerekiyor. Nereden? Yine tabii ki demokrasi içinde kalarak meşru bir zeminde, meşru çizgiden ayrılmadan Türkiye'de milletin eliyle iktidar olmak lazım. Çevreden merkeze doğru bir stratejiyle suyu alttan kabartacağız. Çünkü bu gemi karaya oturdu. Gemi karaya oturttular. Bu geminin yüzmesi lazım. Bunun için önce suyu alttan yukarı kabartacağız, su kabaracak, gemi karadan kurtulacak, sonra da deryaya açılacak. Bunu siz yapacaksınız. Çevreden merkeze doğru gideceğiz. Çevreden merkeze doğru iktidarımızı taşıyacağız. İnşallah bunu da başaracağız. Hiç kaygı duymayın. Allah'ın izniyle biz yük ödemeden, kimseyle pazarlık yapmadan, kapalı kapılar arkasında birilerine söz vermeden millete hangi sözü vermişsek iktidara geldiğimizde onu yapacağız. Onu yapabilmek için de milletle iktidar olmak lazım. Milletten başka kimseye borcumuzun olmaması lazım. Başımız dik olması lazım. Millet arkamızda, milleti görmemiz lazım. Başka türlü de zaten başarmak mümkün değildir. Bunu da yapacağız. Ben size güveniyorum. Size inanıyorum. Kolay gelenler kolay gidiyorlar. Uçarak gelenler bir ıslıkla da gidiyorlar. Sürünerek gelenler ancak sürünerek giderler. Onun için zor ama imkansız değildir. Türkiye'nin meselelerini de biliyoruz, çözümlerini de biliyoruz. Allah'a şükür ki kadromuz da var, imkanlarımız var, yüreğimiz var, heyecanımız var, inancımız var. İnanıyoruz. Neye inanıyoruz? Türkiye'yi soymasalardı, israf etmeselerdi, çalmasalardı ve bu milleti doğrusu batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle hep
bir görselerdi, insanlarımız arasında ayrım yapmasalardı, bölmeseler, bölücülük yapmasalardı, herkese eğitim hakkı, herkese insanca yaşama imkanı, herkese adaletle davransalardı, Türkiye kalkınırdı, büyük olurdu, güçlü olurdu. Türkiye'nin imkanı var, gücü var, insanı var, enerjisi var, yürekli insanları var, kadir bilir insanları var. Yönetenlerine güvensin bu millet, dünyayı yerinden kaldırır. İnanıyoruz, niye? Millet güvenmiş olsa iktidarlarına, yönetenlerine, yönetenleri samimi olsa her şey çözülür. Diyorlar ki, kadronuz var mı? Var. Diyorlar ki, size müsaade ederler mi? Ederler. Niye diyorlar? O kendini büyük zannedenler, zamanında milletin dolu dolu oylarını alarak gidenler, kadroları vardı da ne yaptılar? Bakın sonuna, Türkiye'yi bu hale getirdiler. En son iktidarda ne yaptı? Üç parti bir derviş etmedi, bir meclis bir derviş etmedi, o hale düşürdüler. Ne yaptı? Bu soğuk savaş döneminin kalıntısı, bu ülkeyi soymaya alışmış çeteleri Türkiye'den değil, hiç kimseyi sürmeyiz de siyasetten sürüp atacağız. Siyaset meydanlarına çıkamaz halimlere getireceğiz. Başka yolumuz yok. Bu harmanı bir devireceğiz. Bu toprağı bir alt üst edeceğiz. Bu toprağı bir kaynatacağız. Bu toprağı yeniden ekeceğiz, yeniden süreceğiz, yeniden bir medeniyet inşa edeceğiz. Öyle günlük politikamız yok. Bakanlığını işte eline alıp da 10 yıl cezaevlerine girilemez hale adalet sistemi getirenleri oradan biz indirdik. Oraya da onları bir daha biz oturtturmadık. Biz dolayısıyla önümüze nimetler kondu. 7 milletvekiline 4 bakanlık verdiler. Biz elimizin tersiyle bunları itecek kadar gani gönüllü, açık yürekli, dürüst bir siyaset yaptık şimdiye kadar. Öyle. Efendim, siz gelince ne olur? Size yaptırırlar mı? Size de ne derler filan? Bunların hepsi hikaye. Biz denenmemiş değiliz. Biz muhalefette denendik. Biz 7 milletvekili yaptıklarımız ortada. Kimileri 129 da yapamadı, kimileri 158 de yapamadı. Bizim 7'nin yaptığını. Hatırlayın. Tamam, onun için böyle bir kaygımız da yok. Tünelin ucunda büyük birlik gözüktü inşallah. İnşallah. Bu bir iktidar yürüyüşüdür. Ve iktidar olup bu sistemi inşallah demokrasi içinde kalarak, insan haklarına saygı duyarak, göstererek ve kesin olarak milletin taleplerini yerine getirerek sistemi adaletli bir düzeni değiştirene kadar inşallah bu mücadelemiz devam edecek. Vatandaş ilk yeni bir seçime, yeni bir iktidara tutanmış. Saklanmış topraklar. Çünkü bu devlet bizi bitirdi, vatandaşı bitirdi. Her türlü imkanlarını elinden aldı, fakirliğe götürdü. Bunu vatandaş istiyor. Arabacının arabasını aldı, mazotunun mazotunu elinden aldı. Türkiye'ye getirdi, bu duruma saldı ve nihayet o eskiden dervişler olurdu, nasıl dev çalardılar, köylerde şeyler topladılar. Bizim derviş de çıkmış Amerika'dan, sağdan soldan dev çalıp şeyler topluyor. Bununla devlet hayatta durmaz. Ancak şöyle yamalıkla, şununla, bununla devlet olmaz. Ancak başı açık olsun, örtülü olsun. Hiçbir istismar vesilesi yapmadan hepsi yan yana beraber bu ülkeye katma değer oluştursunlar. Eğitimine katılsınlar, siyasetine katılsınlar, ekonomisine katılsınlar, üretimine katılsınlar. Artık bu çağda
biz de filana başı açık diye birisi müdahale etse ona da karşı çıkarız. Başı kapalıyı açmaya karşıyız. Başı örtüyü, başı açığı da zorla kapatmaya karşıyız. Hürriyet içerisinde olmalı. Herkes inandığı gibi yaşayabilmeli. Elbette ülkenin bölünmez bütünlüğüne, devletin birliğine yönelik silahlı bir eyleme kalkışmadığı sürece herkes düşüncesinde, inancında, fikrinde, ibadetinde hür olmalı ve bunları yaşayarak da bu ülkede yönetime katılabilmelidir.